Sahip çıkmadın. Kim sahip çıkmadı? Ben sahip çıkmadım. Bu akşam çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz fark. Ya Ahmet abi Allah aşkına sen... Sen haklısın biraz sahip. Şahane denildik. Türkiye'de tanıdığım en büyük ırkçı Rasim'dir. Hayda. Ama ırk nedir? İnsanların tipiyle, derisinin rengiyle olan bir ırk. Etnik köken. Hayır. Sen ruh ırkçısın. Tabii. Senin gibi düşünmeyen. İnternette de tabiri yok. Senin gibi düşünmeyen. Ben koyuyorum bu akşamdan itibaren bu literatür. Ruh ırkçısı. Ruh ırkçısı ne demektir biliyor musun? Ne demek hocam? Hocam yapma. Ruh. Yani ruhu senin gibi olmayan herkes senin için öteki. Tamam mı? Hocam. Mustafa. Hocam ben de şimdi. Sen ruh ırkçısın kardeşim. Ki bana göre fiziki ırkçıdan daha tehlikeli. O zaman hocamla ilgili açılmamış bir dosyayı açıyorum. Aç. Bak hocam. Aç. Ben hiç gülecek bir şey söylemedim. Ben çok ciddi. Sen 31 yaşında, 32 yaşında genç adamsın ama sen ruh ırkçısın. Hocam yıllar önce. Evet söyle. Söyle bakayım. Yine kırdı yani. Gözlerinden yaktı. Hocam siz. Hocam sevdiğim için bu dosyayı bugüne kadar açmadım. Açmazsan adam değilsin. Bildiğin her şeyi eksizliği yapmazsan adam değilsin. Birinci dosyayı açıyorum. Aç. Evet. Önce bir rahatlayayım istedim. VTR falan geçiyor. Gözlerini yapmadım. Allah'a şükür. Bak yalnız bir dakika. Bir dakika bu Ümit Özat'ın işine benzemesin. İstanbul Emniyetinden böyle Emniyet Müdürlüğü'nün şeyini almış üzerine razı. Sen var ya analar senin gibi bir manipülatör. Babanı anneni çok tanımam ama çok severim, saygım var. Seni de severim. Konuştun ya babamla karşıma bakıyorsun. Hayır ama fiziksel olarak görüşmedim. Senin kadar hayatımda bir manipülatör. Ve bir ruh ırkçısı. Rasim Ozan Kütahyalı. Aynen bunu yazın Sezgin kardeşim. Rasim Ozan Kütahyalı. O zaman ruh ırkçısı. Ben de şunu söylüyorum. Ruh ırkçısı ne demektir biliyor musun? Onun gibi düşünmeyen herkes onun için zencidir. Ya öyle anladım ben. Evet, ben ne ilgilenebiliyorsan da kardeşim. Ya BTR'e gir de bir rahatlayın. Önemli bir dostum. Yok BTR. Ne alakası bir şey olacak? Ahmet Çakar fiilen bir ırkçıdır. Şimdi ispatlıyorum. Dosyayı açıyorum. Hocayı bugüne kadar bu dosyayı açmadı. Hocam seni. Hocam bir kere falan gitmiş. Şimdi yıl 2000. Rasim Ozan'dan şok açıklamalar. Şimdi Ahmet Çakar itirafı. Evet. Tamam. Yok önce 2007. 2007. Karar ver. Ahmet Hoca ben yazıyı yazdım 2008. Ahmet Çakar internette var. Hmm. 2007. Hocam biliyor. 2007. Hocam ATV Santra'da. Bak ben sevdiğim için hocam bugüne kadar açmadım. Hocam aç. Elinden geleni eksiksiz yapmazsan namersin. Devam hocam, et bekliyorum. Sevgiyle açıyorum. Hocam, ya nasıl şey istiyorsan nefretle aç. Hiç sakın böyle altyapısını da yapma. Abi hocam şey, ruh bu. Arkadaşlar yazın. Ahmet Çakar'ın dosyasını açıyor. Onu da yazın. Şimdi Santra'da Kazım Kanat rahmetli. Ensin düzen. O düşüyorlar. Konu geldi. Gece 2:30 ben de izliyorum. Makara, kak kukara. Artık bizim gibi bu saatlerde. Onlar da bu saatlerde bizi sapıttık. Onlar sapıtıyordu. Konu geldi. Asamoah geldi. Asamoah. Renci asıllı Alman oyuncu Asamoah. Geldi. Ondan sonra Kazım Kanat. Onun azı kayıtları çıkartmadı. Bir şey oldu. Hocam dedi ki. Asamoah dedi. Senin dedi kızını istesin Kazım Kanat. Ya dedi hoca nereden çıkarttı falan. Ya dedi maymundan yeni insana dönmüş yüzünün bir yarısını tutmayan bir Asamoah gelse bir de dedi böyle İtalyan yakışıklı bir adam gelse hangisine kızmış. Ama konu bu. Onlar da bitti mi? Sen ondan bitti sonra ya. Ben dedim ki şimdi hocam kötü niyetli değil. Ama o an artık saat 2. Hocam, bir de bak konu öyle olmadı. Hocam Asamoah yüzünün bir yarısını abi, tutmayan dedi. Maymundan dönme dedin hocam. Onu da öyle demedim. Kayıtları getirmeyin. Anlatayım ya. Getir. Ben de dediğimin arkasındayım. Söyle hocam. Asamoah ırkçılık yaptı. Doğru. Yazın. Yıl 2008. Muhtemelen soğuk bir kış gecesi. Saat 2 suları gece. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Gani gani. Bol olsun. Kazım Kanat. Sevgili kardeşim Ersin Düzen. Gürcan Bilgiç. Bir de belki bir kişi daha var veya yok. Vardı. Kim olduğunu da hatırlamıyorum. Ersin vardı. Konu. Bak, hiç yaptım. Hata da yapsam şöyle. Sonra yazdım ben bunu. Bir dakika ya. Konu nereden geldi biliyor musunuz? Devşirme futbolculardan. Evet. Dedim ki Fransız milli takımı. Mesela bir kadın futboldan anlamayan bir kadına. Bak Fransa milli takımı budur desen. Lan futboldan hiç anlamayan bir kadın için. Siyah. Evet. Şey nedir? Fransız erkeği imajı.
Beyaz tenli, siyah saçlı, yakışıklı, zayıf. Rasim Delon gibi. Rasim gibi, Alen Delon gibi, yani, Ertem Şener gibi, Ümit gibi. Hadi en kötüsü hem ben gibi. Olur mu hocam? Hani en kötüsü diyorum. Ama lan Fransız bir takımı başlıyor. Anasını satayım. Vieira'lar, şunlar, bunlar. Ben en Fransa benzeyen Zidane. O da Afrika'dan gelmiş. Şimdi sonra dedim ki, şimdi Alman milli takımı, Alman milli takım, Alman erkeği deyince ne gelir aklına? Sarışın, çıkık elmacık kemikli, açık renk gözlü, Oliver Kahn gibi böyle, tamam mı? Sarışın, iri yapılı, donuk bakışlı, Effenberg. Böyle çıkık elmacık kemik, Alman erkeğiymiş. Tamam. Alman milli takımına bakıyorsun, 10 tanesi uyuyor. Soldan sayıyorsun. İşte Schweinsteiger, Lahm, Oliver Kahn, bilmem ne. Arada bir Asamoah var. Arada bir Asamoah var. Şimdi Asamoah şu. Bak, şimdi bir abi ırkçıyım Allah abi var. Benim kadar. Kendisinden olmayan ırk olarak, etnik kök olarak yakın dostluklar kurmuş bir insan evladı. Yok yok hocam, o konuda çok iyi bak. Hocam ki, Türkiye'de... Bir dakika cevap versin. Bir dakika cevap versin. Rasim, bu ülkede niye bir Ermeni general yok? Niye bir Yahudi tabii, polis müdürü yok? Şimdi bak, o demiş adamdır ama o konuda son derece liberaldir. Ama zencilere bir küçümseme var hocam. Asla. Var hocam. Yok. Zenciler üstün ırktır bir defa. Onda sonra antiparantez yok. Bir de Asamoah konu. Dedim ki dünyada bize öyle öğrettiler tıbbiyede. Dünyada bütün insanların... Hocam Asamoah... Bu Asamoah değil ya. Ya o ne ya? Bu yine eli yüzünü. Hocam neler diyorsun? Yapma ya. Estetik yaptırmış. Ya yapma ya. Botoks yaptırmış ya. Kendinize gelin arkadaşlar. Botoks yaptırmış. Müsaade edin anlatayım. İşi iyice şeye vurdunuz. Evet. Asamoah. Bize antropoloji derslerine derler ki bütün insanların tepe ve çene ekseniyle İki kulak eksene baktığım vakit dünyadaki bütün ırkların şu ekseni dikey eksen yataydan uzundur. Fakat Afrika'da bazı kavimlerde, mesela rahmetli Mususi de bunlardan biri. Evet, gülmeyin. Onların bu ekseniyle bu ekseni birbirine çok yakın. Onun için kafa daha böyle şey gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Normalde insanların buraya baktığım vakit diyelim ki 30 santim, buraya baktığım vakit 18 santim. Bu buradan fazla. Okey. Ama bir ırkın burayla burası birbirine çok yakın. Şimdi dedim ki zamanında, hani ben burada faşist bir adam olsam Hitler'in kemikleri sızlar. Çünkü Hitler'in sapık fikri neydi? Ari Alman ırkı. Çirkin evet. olan, esmer olan, eli ayağı kötü olan, boyu kısa tabii, olan, tabii. özürlü olan hemen katlediyordu. Aince, ahlaksızca. Tabii. Ari ırk sapık bir ırktır. Ari ırk istemeyi. Teorisi. Ben onu bir espri, asla benim için. Ha şunu da söyleyeyim, dünyada bir ırk vardır. Pozitif ayrımcılık yapıyorum, zencidir. Dünyanın en büyük 100 metrecileri ve dünyanın en büyük basketçileri zenci ise Allah onlara. Dünyanın en güçlü adamı. En büyük boksörleri. En güçlü adamı Obama hocam. Efendim? Obama. Hayır ama spor. Dünyanın en güçlü adamı da Obama. Dünyanın en güçlü adamı. Bir de başı var. O sıra başkan değil. Allah, doğa, siyahlara, zencilere atletik performans olarak beyazlardan daha fazla özellik. Rahmetli o soruna senin ne dedi peki senin bu şeyine karşı? Sen ırkçısın dedi bana. İnsan insandır dedi. Ben öyle herkese şey yapabilirim ama tabii, hocam işin... sen de vardı bak. Asamoah tipini de beğenmediği için maymundan yeni dönmüş yüzünü bir yazıyor. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Bir yüzünü bir yazıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de İtalyan erkeği. Bir dakika bir şey söyleyeyim. İtalyan erkeğini müthiş yakışıklı. Bunu da söylüyorum. Mertçe söylüyorum. Mertçe söylüyorum. Çirkin gösterdi. Mertçe söyleyeyim mi? Göster. Kızımın veya oğlumun, oğlum yok da bir başka... Mesela ben açık konuşayım. Kızımın bir Japonla evlenmesini istemem. Hayda. Bu ırkçılıktan dolayı değil. Din ayrılığı, dil ayrılığı. Zorlanır diye zorlanır. Ya ben bunu Mertçe söylüyorsam ırkçı değil. Ha belki öyle bir Japon vardır ki. En kral Türkler aslandır. Kızımın bir siyahla evlenmesini istemem. Hocam tip ayrılığı. Hocam tip ayrılığı. Çok güzel. Tip ayrılığı hocam. Şimdi Asyalılara da ırkçılık başladı hocam. Kardeşim hala. Tip ayrılığı hocam. Bunda bir hakkım yok mu benim ya? Bunda bir hakkım yok mu ya? Asamoah doğru. Asamoah ve Mususi bu çapları peki, birbirine eşittir. Hocam, yani, Alman ırkına da uymuyordur. Bir tane başka ödülür demedim ama ya. Del Bosque nasıl bir tiptir hocam? Sizce? Ya bırakın şimdi pokkabası. Hocam başka bir şeye gireriz. Bir dakika. Başka bir şey. Ben gidiyorum. Başka bir konu var hocam. Dur. Ertem. Ben de Del Bosque'yi diyorum. Bir olay Del Bosque bitir ne? Asamoah. Şimdi ben de Asamoah bir Asamoah koyun. Sinan abi geldi. Şimdi ben olay geçti. Ben Ahmet Çakır. Şimdi benim bak. Aslında oradaki bir dakika. Değerli dostum. Asamoah değildir.
eğer bulabiliyorsanız bana aslan gibi rahmetli Musul Sinir resmini bulun da. Bakit Mususi rahmetli Bursalı. Asla bu arada koyun. Şimdi bakın benim ırkçılık üzerine yüksek lisans yapmış dostum İlkan Dalkuş da bizi seyrediyor. O da o bana bir şey söylüyor. Ben dedim ki hoca iyi niyetli. O dedim alışkanlıklar yani bu batıdan bize gelen alışkanlıklarla işte maymundan yeni döndü yüzünün bir yaz. Ben maymun lafını hiç kullanmadım. Hocam de kullandım. Ben maymun lafını hiç kullanmadım. Ronaldinho'yla ilgili de maymun dedim bir kere. Maymun lafını genelde medya maymunları için kullanırım. Yok tamam. Medya maymunları olay deyince de aklıma enteresan isimler geliyor. Bir yakışıklıyı seyredelim. Tadı damağımızda kalsın. Bir yakışıklıya bakalım. Şimdi.